Herkese merhaba ben Okan. Bu da Twitch raporunun Red Kids özel bölümü. Biliyorsunuz son günlerde eski Red Kids üyeleri beraber Red Kids arasında bir tartışmalar yaşandı. Bir sürü takipten çıkmalar, engellemeler falan filan. Şimdi kronolojik sırayla ne zaman neler olmuş onları hep beraber inceleyelim. Bazılarını izleyelim, bazılarını okuyalım. Hadi bakalım. Şimdi her şey Jahreyn'in Kılıçdaroğlu ile alakalı şöyle bir tweet atmasıyla başladı. Burada Jahreyn Kılıçdaroğlu'na sorarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bazı yolsuzluk iddialarında bulundu. Bunlar niye böyle falan filan dedi. Siz de mi AKP gibi olacaksınız? Daha sonra linç yedi biraz. Sonra dedi ki AKP'li birini ifşa ederken iyi CHP'liyi eşyalayınca sıkıntı mı oluyor falan filan. Daha sonra Cahren şöyle bir tweet attı. Ne kadar umutsuz olduğumu fark etmişsinizdir. Tweetlerimin altındaki yorumları okuyarak da siz de hayattan küsebilirsiniz. 2023 seçimlerinde ampule bazı Kürt yerleşeceğim. Bu kurulların yanında siz de yanacaksınız ama yapacak bir şey yok. Aklı olan kaçsın Yazları tatilde gelip o her şey çok güzel, ülke çok güzel diyerek eurolarımı harcayacağım. Ne diye kendimi yoruyorum ki arkadaş şeklinde bir tweet daha attı. Bunun altına Tokdir'de bir şeyler yazdı. Bu senden öte bir şeydi. Sağlık olsun. Mücadele edecektim bizim için tarzında. Olay daha burada tam patlamadı. Olayın ilk çıkış yerlerinden bir tanesine geliyoruz. Soykan'ın tweetine. Burada bu tweet niye gözükmüyor bilmiyorum. Bende de engelledir Ya da Jahreyn beni engellemedi ama. Burada tweet gözükmüyor. Neden bilmiyorum. Her neyse. Soykan dedi ki Venetikus şahsi hırsları yüzünden binlerce seçmene umutsuzluk yaymakta beis görmeyen ruh emicilerin seçim gecesi kazandığında yapacağı şovları merakla bekliyorum şeklinde Kahre'nin tweetini alıntıladı. Daha sonra aralarında tweetin tartışma çıktı. Kespe şeklinde başlayan bir tweetle Cahri'nin cevap verdi buna. Ali bir tur siz dönün ülkeyi biraz da siz götürün parayı falan şeklinde. Senin gibi kendini progresif zanneden zavallılar bu ülkenin bu halde olmasının başlıca sebebi şeklinde devam etti. Üstünüze dökülen tonlarca bokun içinde kahkahalarınızla yüzün şeklinde. Bu tweetin bir dallarından bir tanesi de en sonunda Cahri'nin soykana sen iyi bir insan değilsin. Ne ne olduğunu farkındasın ama beni linçliyorsun. Çünkü beni linçlemek işine geliyor. Çünkü ben senin sevdiğin adamı yargılıyorum. Ortaya da koyuyorum. Nah burada. Söyle olan söyle. ihaleleri geç. Söyle lan neden şirketin elemanını atamış oralara. Daha sonra uzay zuhalatlı gereksiz bir insan dedi ki. Ama abi en büyük siyasetçi sensin. Sosyolog da sensin. En iyi sorgulayan vatandaş da sensin. LGBT senden çok sağlanan yok. Sen neymişsin abi cidden şeklinde. Bir yine prim çalışmasında bulundu. Biraz da işe yaramış görünüyor 533 beğeni almış. Her neyse bunu geçelim. Daha sonra Pintipan da bu konu hakkında bir float yayınladı. Yine uzun tweet serisi ama özet olarak diyor ki neler yaşadığınızı unutmayın. Bu karanlık tünelde çıkışın nerede ne zaman olduğunu da biliyorsunuz. Sizden gibi görünüp kendi çıkarlarında oynayan alçakları not edin. Eskiden gazeteci olurlardı şimdi influencerları da var. Siz kendi aklınızdan kendi tercihinizden sorumlusunuz diyor. Şimdi influencerlar da var deyince bir de daha deminki olaydan sonra atılınca Bükmel Jahreyn'i eleştirilen bir tweet olmuş bu. Şimdi Rekkiz buraya kadar olayın içinde değil açıkçası. Rekkiz olayın içinde nerede dahil oluyor? Aslında bu olayla pek alakası yok ama hemen bu olayın arkasından dahil oluyor. Şöyle Eren Ak'tan canlı yayınında Selin Sonuç, Jansung ve Pinti Fanta Onları hemen bir izleyelim. Beni yayıncılığa teşvik etmiş, teşvik etmiş derken örnek olmuş bir insandır. Ödül alırken bile ilk onun adını söyledim anamdan. Önce. Birlikte yayınlar yaptık, beni destekledi falan. Panda da öyle. Ben Rek gitsek 5 gün, 10 gün sonra bana soft block attılar her yerden. Takipten çıkarttırdılar. Bana ve Barış'a. Şimdi bu çok ayıp yani. Biz birlikte kalk gel sahnesine çıktık 5 kuruş para almadan. Bir istediğin zaman koştuk yayına. Sen biz davet ettik geldin. Her şekilde seni destekledim. Hep övdüm, hep sevdim. Ben sana ne ayıp ettim ki? Ahmet sizin eski canınız ciğeriniz değil miydi? ne alaka ayrıca yani. Ama ben tekrar söylüyorum. Sungur her zaman benim için değerli kalacak. Ben yani açık açık bana kalkıp küfretmediği sürece falan. Bence Sungur onu bir anlık sinirle yaptı. Neden diye düşünüyorum. Ne bileyim Ahmet'le ilgili bir şey görmek istemiyordur. Ben karşısına çıkarıyorumdur belki. Ama yine de kırıldım yani. Kırıldım arkadaşlar. Açık söyleyeyim. Kırıldım yani. Çok kırıldım hem de. Günhan'a sordum ne diyor falan. Günhan diyor Günhan da sizin için hep iyi konuşuyor ama niye böyle yaptı falan. Biz Zade ile çok kırıldık buna. Çok kırıldık yani. Yok Sungur hakkında sakın kötü şeyler yazmayın çete. Kabul etmiyorum. Ama kırılmak hakkım. Bir bilmediğiniz bir şey söyleyeyim mi size? Özel değil bu çünkü sosyal medyadan yaptığı için söyleyeceğim. Kendisine yazamadığım için söyleyeceğim. Rekkis'ten ayrıldıktan iki gün sonra Selin Sevgili Selim birlikte yayınlar yaptık. Ahmet'in eşi. Beni engellemiş ya. Ben ne yaptım ki size yani? Ben ne hakaret ettim ne bir şey yaptım. Ahmet'le güzel güzel konuştuk. Öpüşerek, sevişerek ayrıldık. Canım benim sen ne zaman istersen, ben ne zaman istersen. Ben ne yaptım ki yani? Sinirlenmiş olabilir belki o da. Hadi işte Ahmet'i yalnız bırak. Ahmet'i yalnız bırakmadım ki arkadaşlar. Yani kim yalnızdı şimdi konuşmayalım anladın mı? Kim yalnız bırakıldı konuşmayalım. Ben Selin'e her zaman güzel davrandım. Bunu niye yayında söylüyorsun? Çünkü açık her yere açık yerde yaptı bunu. Ve çok kırıldım. Çok kırıldım ya. Valla bak. Siz de olsanız siz de kırılırsınız. Yanlışlıkta falan değil ya. Yanlışlıkta falan olmadığını biliyorum. Neyse. Yanlışlıkta falan değil çünkü. Ee, açık söyleyeyim herkes görecek. Zadeye falan da soft block atılmış. Allah Allah dedim bana soft block atmamıştır ya. Hani beni sever Selin. Biz birlikte şey yaptık arkadaşlığımız falan. Bir baktım beni direkt bloklamış. Ben ne terbiyesizlik yaptım ya. Daha sonra Jahre'in kendi yayınında Uzay Zuhal'e cevap verdi. Uzay Zuhal'in az önceki tweet, prim tweeti vardı ona cevap verdi. Öyle bir dinleyelim onu da ufaktan. Ee, mesela bu ilerici bir arkadaşımız ha. İleriye taşıyacak. Yayın açayım abi saniye. diye ki tamam abi tamam. Ha. En büyük siyasetçi evet. de sensin, sosyolog da sensin, evet. en iyi sorgulayan Gördüm vatandaş abi. da sensin. LGBT'yi senden evet, e, de çok savunan yok. Sen neymişsin be abi cidden mesela. Bu arada. Evet ben bunun altına... E, a, ne kadar ağladın yazdın mesela. Ben gördüm abi dün siz sesli chat yaptığınızda bu arkadaş yazdı bugünü bekliyormuş gibi yazdı zaten. Tabi tabi yani... bu pusuda zaten ben bunu blokladım. Evet evet. Abi sadece bu değil bir sürü var böyle pusuda sen bir hareket yaptığın Çünkü zaman. Çünkü bu mesela Bak... ne biliyor musun? Bu e, LGBT bireylerin haklarını savunduğunu söyleyerek oranın ekmeğini yiyor. Bunun olayı bu mesela. Evet. Bu çar böyle bir evet. çar. Ben söyleyeyim. Bu çarın olayı bu e, ve e, kendisinden başka insanların marjinalleştirilmiş kesimler hakkında onların hakkını savunma hakkında bir hamle yapmasını istemiyor. Çünkü o zaman maması kesilir. Bunun hayata Aynen. bakış açısı bu. Ee, o yüzden buna el atmak isteyen bu konularla ilgili bu insanların çektiği acılarla ilgili çözümler üretmek isteyen kendisinden daha çok erişime sahip olan insanların bu konuya el attığını gördüğü anda boklamaya başlıyor. Çünkü biliyor ki bu bir pasta onun gözünde ve o pastadan evet. Benim büyük bir parça alacağımı düşündüğü için inanılmaz şekilde tetiklenen bir birey bu. Bütün olayları bu böyle insanların. Yani kusura bakmayın LGBT haklarını biz savunacağız. Size rağmen savunacağız. O küçük bir kült haline çevirmeye çalıştığınız ve birbirinizi circle jerklediğiniz ortamlar dağılacak. Çünkü bu insanların gerçekten mutlu olmasını istiyorsanız, bu insanlar toplumun içine mal olmaları gerekir. Benim gibi, evet. onun gibi, Mehmet amca gibi, Osman abi gibi, e, ne bileyim Ayşegül abla gibi insanların da bu LGBTİ bireylerin kabullenmesi lazım. Aynı Berlin'de olduğu gibi, aynı Köln'de olduğu gibi, aynı Stuttgart'ta olduğu gibi, bu insanları bu şekilde entegre etmemiz lazım ve herkesin herkesi sevmesi lazım. Ama bunların derdi o değil. Bunlar istiyorlar ki marjinalleştirilmiş bir şekilde kalsın bu kültür. Ve kendileri Tabii ki. bunun ekmeğini yesin bu ortam başkaları girmesin bu ortama biz girişinde de gatekeeperlık yapalım aman başkaları bunların hakkını savunmasın. Bu pislik bir evet. zihniyet aşağılık bir zihniyet ve oportunist bir zihniyet bunlar pislik bakış açıları arkadaşlar ee, yani açıkçası bu tip düşünceli insanların benim gözümde tuvalet terliğinden fazla değeri yok. Çünkü herhangi bir evet. konuyla ilgili çözüm üretme veya bu insanların sıkıntıları... Neyse abi bu adını daha fazla şey yapmayalım. Daha sonra Mert Günhan da Cahriye'ne gelen cevaplardan birkaçını buraya koyarak Cahriye'nin bu umutsuzluk yayma politikası yüzünden bu oy vermeme muhabbeti gençler arasında bir trend olursa ve seçim kaybedilirse gelecekte muhalefet eleştirme şansımızdan da olacağımızdan farkında değil mi herkes? Hayır kendisi gelecekmiş biz kalacağız o açıdan diyorum şeklinde bir tweet paylaşıyor. Biraz daha uzun bayağı bir uzunmuş bu muhalefet eleştirmekte sorun yok yanlış olan şeyler varsa çıksın ortaya fakat en basitinden özgür irade ekonomi yüzünden kendini öldüren insanlar kısıtlanan temel hak ve özgürlüklerden yargını bağımsız olmaması gibi sorunlarımız var. Seçime bir yıl kalmışken alternatifimiz yokken gençlere bir ürmüt timsali çıkıp onları polarize edip sonra ben size laf anlatamam size müstahak ben bu ülkeden giderim tatile gelirim euro harcayayım deyip onlara insanı davasına inandırıp bir anda siktir etmek olacak iş mi şeklinde bir flodu var. Yani Cahriye'nin ben giderim siz burada kalın falan demesi biraz da abartı olmuş gerçekten. Öyle demesi ben gelip eurolarımı harcayayım AKP'ye oy yani AKP'ye oyumu verir yurt dışına kaçarım demesi biraz yani hoş değildi. <laughs> yani belki ciddi değildi komik olarak dedi. Çok ciddi alındı bir ama her neyse. Devam edelim. Daha sonra Cahri'nin de buna cevap olarak <laughs> ülkedeki gençliğin numudunu ben çalmadım. Bu ülkede cemaat yurtlarında kafa kesildi. Baskıdan dolayı intihar eden bir genç oldu. Bir tweet bile atamadı. Yana döne savunduğunuz siyasiler bunlara mı dayayacaklar sırtlarını bu gençler? Asıl size yazık. Keşke bu olaylarda sesiniz çıksa. Diye başlayan bir flodu var. Yine. İstanbul İl Başkanı Yardımcısı Yüzde şu kadar HDP'lilere, yüzde şu kadar İyi Partililere, yüzde şu kadar CHP'liye geri kalanda göz boyamaya sınavla alınacak dediği Videosu çıktı ortaya. Bix yayınlarında İmamoğlu'na sordu. imam oldu o adam yalan söylemiş dedi. Sormazlar mı? Adam niye hala görevinde? Çok da şey beklemiyoruz. Ayuka çıkanı temizleseler yeterdi. Ben evime hırsız girdi diyorum. Sen diyorsun ki kilit taksaydın, kamera kursaydın. Ulan hırsızın hiçbir suçu yok. Yani bura yine biraz daha siyasi kısım. Rekkitse tam giremedik hala. Rekkitse şuradan itibaren artık giriyoruz. Gerçi Eren hakkında biraz girdik ama bu da devamı büyüyor işler. Cahre'nin yayında Zade'nin kendisini takipten çıktığını fark ediyor. Fakat aslında Aylar önce mi çıkmış? Günler önce mi çıkmış? Yani o an çıkmadı takipten. Onu biliyorum. Daha önceden çıkmış takipten. Hemen izleyelim bunu biraz. Burada söylüyorlar bakıyor şu an. Aa harbi çıkmış ha. Wow.

Wow. Bir şey demeyeceğim. Bir şey demeyeceğim. Bir şey demeyeceğim. Bazı konularda insanın biraz vefa duygusunun olması gerekir diye düşünüyorum ben. Ee, yoksa o insanın puanı bellidir yani. Ee, vefa olarak hani hiçbir beklentim olmadı hayatım boyunca ama en azından bu kadar alçalmanın ee, doğru olduğunu düşünmüyorum. Ben kendisine hiçbir şey yapmamışken bu kadar alçalmak. Çok alçak yani. Ya hiç hiç, hiç zadeyle bir muhabbetim bile olmadı yani. Tartışmam bile olmadı. Bu kadar alçalmaya gerek yok bence. Yani ben üzerimde emeği olan bir insana asla böyle şeyler yapmazdım. Yapacak bir şey yok. Evet. Daha sonra Sedat da konu hakkında bir tweet atıyor. Arkadaşlar şunu pek idrak edemiyorsunuz sanırım. Bir şeyleri korkusuzca söylemenin siz bilmek istiyorsunuz diye sadece bunları anlatan kişinin kendini değil iletişim kurduğu kişiyi de altına bırakabilecek sonuçlar doğurabildiğini fark edin. İnfinansörlük bu değil diyor. Altına da biri yorum atıyor diyor ki zaten para için biz sizi satmadık YouTube'da kaldık diyerek sürekli sallıyordunuz. Bence çok dikkat ettiğinizde söylenemez şeklinde bir yorum atıyor. Bu yorumu Şahreyn like'lıyor. Yanlış hatırlamıyorsam o yüzden zaten çok like alıyor. Şahreyn şöyle bir tweet'i daha like'lıyor. Sayende isimleri duyulup para kazanan adamlar chat'inde emot yapıp yayınında last taklidi yapabildiği için senin üzerinde emeğe var zannetmişler. Binlerce abonenden daha vefalı bir tane last taklidi yapan çıkardı abi. Daha sonra İrem'in uzun bir tweet'i var burada. Burada yine Tweet'in başlangıcı fanatiklik kötü bir şey. Hangi partiden olursa olsun konuşması gerektiğini inanıyorum şeklinde. Daha sonra bir yorum geliyor. Diyor ki tamam da ablacım takipten çıkmak nedir ya diyor. İrem de şöyle bir cevap veriyor. Kardeşim en azından işten oluyorum. Takip etmediğim insanı sırf aman ne derler diye takip etmeye devam etmiyorum diyor. Ya da soft blok atmıyorum. İnsan gibi takipten çıkıyorum diyor. Bu da e, Cahre'nin eşi Selin'e gönderme oldu sanırım. Sonra bir yorum geliyor. Hepimiz biliyoruz ortak hareket ettiğinizi. Yalnız bıraktınız. Gerçekten bir kez daha anladım ki bu yayıncılık sektöründe bulunan hiçbir insan samimi değil. Herkes kendi hedeflerinin peşinde. İrem de cevap veriyor. Yalnız mı bıraktık? Bence YouTube'da yalnız kalan biziz. Bizim açımızdan bakmak işine gelmiyor olabilir. YouTube'da yalnız kalmayı seçenler de sizsiniz bu arada da neyse diyor. Daha sonra İrem şöyle bir tweet atıyor. Evet temiz tweet dedikten sonrasında ayda bir araba parasına Çin firmasıyla sözleşme bağlamayı kendime yakıştıramadım. Şeklinde Jahreyn'e bir gönderme. Jahreyn'e, Adal'a, Moparizm'e ve Purple Vixie'ye. O dörde gitti ya oraya o yüzden. Daha sonrasında Lebo bir story dizisi paylaşıyor. Jahreyn'i savunuyor. Onu da izleyelim. Red iç savaşı hakkında bir yorumlarda bulunuyor Levo. Bakalım. Benim bir de söylemek istediğim bir şey daha var. Bu Rekiz Tayfa ile alakalı. Baya canım sıkıldı çünkü Ahmet'in yerine koyuyorum kendimi. Bayağı böyle üzü, üzücü bir durum. Ee, bu Tokdir, Zade, İrem artık o tayfa Ahmetle ilgili yapmış oldukları böyle bir ortak açıklama, takipten çıkma vesaire gibi hareketler aşırı irite etti beni. Ben çok açık bir şekilde söyleyebilirim ki evet kendilerinin çok büyük emekleri vardır kanallarında ama Ahmet olmasa rekis oluşumunu kurmasa erişemeyecekleri kadar çok fazla insan eriştiler Ahmet sayesinde bugün bulundukları yerlerde çok büyük emeği var Ahmet'in. Bu sadece başlı başına bile bu yaptıkları hareketi yanlış çıkarırken bir de üstüne alttan alttan laf sokmalarını vesaire ben hepsini yayında takip eden bir insan olarak görüyorum zaten. Ee, YouTube babanızın yeri değil. Nimo babanızın yeri değil. Twitch babanızın yeri değil. Facebook babamızın yeri değil. Hepimiz yaptığımız işin en iyi hepimiz yaptığımız işin en fazla değer gördüğü yerlerde işimizi yapmaya devam ediyoruz. Edeceğiz de bir platformu seçmek, kitle satmakken diğeri kitlenizi sadık kalmak vesaire olmuyor. Hepsi elin Amerikalı salak saçma adamların elindeki milyon dolar firmalar. Ee, siz bir kere zaten benim gözümde yani rekitsi bozarken çok büyük hata yaptınız. Hadi aranızdaki şeyleri ben bilemem o kadarının detayını vesairesini bilmiyorum. Hadi bozdunuz, kitlenizi böldünüz. Birisi işte Twitch'in yaptığı yanlışa karşı tepki olarak ortaya çıkan bir şeyden ayrıldınız sonra döndünüz Ahmet evet yanlış bir tweet attı. Ben işte Basarım AKP'ye giderim yurt dışına vesaire. Diye. Ben de katılmıyorum. Bunu ben de eleştirdim. Ama kürekle bekliyor muydunuz be kardeşim be? Hepiniz bir arada şey mi yaptınız? Ahmet bir hatalı bir hareket yapsın da bir onu böyle bir linçleyelim hep birlikte diye. Onu teşvik edeceğinizde, motive edeceğinizde adamın, uğra adamın uğraştığı şeylerin neler olduğunu görüyorsunuz. Herkesin ortasında ne amip seviyesinde insanlarla muhatap oluyor. Ne hakaretler, dayak bilmem ne tehditleri, soruşturma şu bu. Hem muhalefetle uğraşıyor. Muhalefetin yaptığı hataları göstermeye çalışıyor. Hem iktidarın yapmış olduğu hataları göstermeye çalışıyor. Siz hanginiz uğraşta oturdu lan böyle şeylerle? Bir tane bir kere soruşturmaya bir şeye gittiniz mi? İfade verdiniz mi? Kaç ay oldu? Kaç aydır bu adam olar şeyle uğraşırken sesini kesmiş, süt dökmüş kedi gibi oturmuş bekleyen, oyun oynamaktan, yayın yapmaktan kafasını kaldırmayan arkadaşlar bir anda, bir anda ortaya çıktılar. Herkes işte ne? Gençleri umutsuzluğa, sen gençlere umut verecek ne yaptın da umutsuzluğa sürükleme ile ilgili bu kadar tepki gösteriyorsun? Birazcık insan olunan. Vallahi baktım lan. <laughs> Evet devamında da Ferit şöyle bir tweet attı. Çok belliydi be abi şeklinde. Tepkim yanlış anlaşılmasın. İronik bir gülüştür o. Duruma gerçekten üzüldüm dedi. Zaten de konuyla alakalı son tweetim şeklinde uzun bir tweet longer paylaştı. Sadece eskiden bu yana gelen toksik abi kardeş ilişkimizin süremeyeceğini fark edip inisiyatif aldım ki bunu çoğumuz gündelik hayatımızda yapıyorsunuz zaten. Tek fark özel ilişkilerinizden dolayı olsa da publikte konuşulmuyor. Kişisel ve özel hayatına dair aldığı bir karar olduğunu belirtiyor tekrar buradan. Vefa bence sonsuza kadar sürebilen ve tek taraflı bir şey değil. Son olarak bunu söylemek istiyorum. Bu da konuyla alakalı yapacağım son açıklamadır diyor. Tabii ben burada çoğunu okuyamadım. Yani çok uzun çünkü. Daha sonra konuyla alakalı olduğunu düşündüğüm bir tweet olduğu için buraya aldım. Holmes ee dedik şeklinde bir tweet atıyor. Daha sonra yine konuyla alakalı olabileceğini düşündüğüm için sıraya aldığım Gözde Miafiz yüzsüzler şeklinde bir tweet atıyor. Bilmiyorum belki konuyla alakalı değildir ama. Şahriye'nin böyle bir tweet atıyor. How much more betrayal can I take diye bir gif atıyor. Evet herkes birede toplanıp bana karşı tweetler attı. Bloklar, unfollowlar attı. Plansız, bireysel hareketlerdi bunlar. Story var atmasaydınız. Benim de konuyla alakalı son tweetim budur. Yolunuz açık olsun inşallah. Daha sonra bu tweetin esesleyip Zade dedi ki yani yazıklar olsun diyorum. Olayın her <laughs> ananı sikim <laughs> boğazlı mı konuşmak. Yani yazıklar olsun diyorum. Olayın her noktasında hiçbir şey saklamadan ne hissettiysek sana aktardık. Olayı dramaya çevirmemek için götümü yırttım. Açıklama yazmak zorunda kaldım. Açıklamada da sana yüzüne karşı söylemediğim hiçbir şey söylemedim. yine uzun bir flotmuş. Sana neden huzursuz olduğumuzu, bizi nelerin kırdığını ve değersiz hissettirdiği ile alakalı çok konuştuk. Hak verdiklerinin oldu, vermediklerinin oldu. Ben gayet açık bir şekilde böyle devam etmez, böyle devam etmek istemiyorum dediğimi hatırlıyorum. Siyasete ilk atıldığım noktada da abi yılacaksın. İnsanlar demek istediğini anlamayacak, kendini heba edeceksin dedik. Olacak şeyleri söyledik. Ona rağmen ben kabul ediyorum, biliyorum dediğin için hep yanında olduk. Sanki hiç konuşmamışız gibi nasıl ve neden davranıyorsun anlamıyorum. Daha dün sabaha karşı hep beraber konuşup anlatmadık mı dertlerimizi, sıkıntılarımızı, neden unfollowladığımızı vesaire. Bunları nasıl unutmuş? Bunu nasıl unutmuş olabilirsin? Hala insanlara bu özel bir olay yapmayın, etmeyin. Hala insanlara bu özel bir olay yapmayın, etmeyin. Bu insan ilişkisidir diyorum ısrarla. Bunca şeye rağmen kendini bunu nasıl inandırabiliyorsun? Herkes birey olarak hareket etmiş olamaz mı? Olay neden tek taraflı itibar suikastı ya da planlı bir bildirme gibi görülüyor anlamıyorum. Ortada bir ihanet varsa benim tarafımdan sana yapıldığını maalesef düşünemiyorum. Benim gözümde sen kendine ihanet edip duruyorsun ve Artık bunu görmek cidden istemiyorum. Bir zamanlar benim için önemli olan birinin kendine zarar vermesini daha fazla takip edemem. Üzgünüm. Bir tweet dizisi paylaştı. Daha sonra İrem de büyük bir tweet longer attı. Başlık başlık itibar suikastini iade ettiniz. Ahmet abi olması izlenmezdiniz. CHP'nin yeni AKP olmasını istemiyoruz. Youtube'da kaldınız ya Ahmet abi yalnız bıraktınız şeklinde açıklamalarda bulunduğu uzun bir tweet longer var. Vallahi bu madalyonun 200'ü var. Bana sorarsanız ben ihanete uğradığımı düşünürüm. Şeklinde cümleleri var. Yine çok uzun olduğu için özetlemeye çalışıyorum ama temiz Twitch olaylarında Sedat ve ben maalesef kaderimize terk edildik demiş. Daha sonra İrem yine bir tane tweet atmış. Asıl ihanet bizim takipten çıkmamız değil. Olayları kendine göre şekillendirerek binlerce kişiye anlatman ve üstümüzden geçmelerine ön olman. Konuyu asla bitirmemen kitleyi bu işin içinde karıştırman her zaman seni korumaya çalıştığımızda bile 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 hem de. Bu son cümleyi tam bir şey yapamadım ama daha sonra biri şey yapmış. Keşke ayrıldığınızda söyleseydiniz bunları demiş. Daha sonra gerek yoktu bunları söylememize iş buraya gelmeseydi demiş İrem'le. Kemal son olarak hakkında bir tweet longer paylaşmış ama işte şaka yapmış. Toktir bir tweet attı bu bunun üstüne. Ha 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 bunun rekli sivil var olmasına gerek yoktu. Ama Ahmet bunu istiyor. Çünkü kendi hatalarını kabul etmeyip olayları kıvırıyor. Yarın konuşacağız. Çevrendeki insanların seni korumaya bırakmasının zamanı geldi galiba demiş. Bir yorum atmış demiş ki son zamanlarda olmadınız olamadığınız birilerine dönüşmeye başladınız. Yapamadınız. Yayınlarda çektiği nutukları sadece çekmekle bırakmayıp kendine de biraz katsaydın iyi olurdu. Çok farklı bir kafa yapınız var demiş. Sedat da buna yorum olarak yok abim bizim hatamız sadece hayal kırıklığından ibaret olan bir adama katlanıp yardım etmeye çalışmaktı. Bu değişecek demiş. Bu da ağır olmuş biraz. Eranak'tan Aktan da şöyle bir tweet attı. İçerik sıçacağız diye başlayıp altımıza sıçtık. Bok böcekleri de üzerimize üşüştü. Olan bu diye bir tweet atmış. Daha sonra Uzay Zuhal ile benim kişisel bir tartışmam oldu. Twitch Felix'e salladı Uzay Zuhal. Public tweetini yayınladık diye. Bunu çok dile getirmek istemiyorum. Benim Twitter'da var. İstiyorsanız oraya bakabilirsiniz. Boş yani bomboş. Bomboş olay yani ya. Hiç uğraşasın. Okuyasın bile yok yani şunları gerçekten. Tam videoyu bitirdikten sonra zaten yeni storyler attığını gördüm. Hemen onları beraber izleyelim gelin. Arkadaşlar şu anda İstanbul'da değilim. Bir hafta önce de duyurmuştum yayında zaten birkaç gününe gideceğim diye. Ee, Cari'nin Nemo yayını yeni izleyebildim. Ve yani gerçekten inanamıyorum. Yani story story kendim aç... Ya ilk önce toksik abi kardeşe kabul etmiyorumdan başlıyorum. Abi gözünü seveyim elini vicdanına koy. Ben sana kaç kere... Abi bak bu böyle gitmez. Hani bu bir arkadaşlık değil. Yani zaten arkadaşlık bakış açını ben gerçekten anlamadım. Yok işte ben derdimi zaten kimseye açmıyorum da ben böyle bir insanım. Tamam da abi ben artık böyle bir e, arkadaşlık içerisinde olmak istemiyorsam suçlu ben miyim? Ben bunu anlayamıyorum ya. Yani insanlar gerçekten şunu kavrayamıyor. Okey vefa vesaire bu. Okey bunu kabul ediyorum zaten. Yani vefa karşılıklı olan bir şeydir her şeyden evvel. Yani bana yayıncılığımda yardımcı oldu diye ben e, haksız gördüğüm noktada ee, arkadaşlığımı bitiremeyecek miyim? Ya da takipten çıkamayacak mıyım? Ya ne yaptım oğlum? Ben burada şununla empati kuruyorum. Aynı şey bana yapıldığı zaman, ben hani beni takipten çıkan, tanıdığım, uzun zamandır konuştuğum insanlar olduğu zaman ben çıkıp yayında bunlardan bahsetmedim ki. Ben kişilere yazdım. Bununla alakalı. Özelden yani gittim yazdım. Bu kadar basit aslında bu olay yani. Bu kadar uzamasına, bu kadar büyümesine gerek yok. İnsanlar şuna inanıyor. Yok işte biz plan yapmışız, program yapmışız ve yani zaman beklemişiz, kollamışız da yani arkadan bıçaklamışız. Ya bırakın abicim bu Yeşilçam dramalarını ya. İşimiz gücümüz yok anasını satayım. Youtube'da tek başımıza ya da arkadaşlarımızla bir içerik üretip tutkumuza devam etmeyi tercih ettik bir şeyleri. Ve yani zorlandığımız zor dönemlerden geçtiğimiz oluyor. İşimiz gücümüz yok anasını satayım planlar yapacağız yani. İnanamıyorum ya. Bunu nasıl söyleyebiliyorsun ki? Buna nasıl inanabiliyorsun ki? Nasıl yani? Twitter'dan takipten çıkma mevzuna da kısa özet geçiyorum. Soykan e, ve Soykan'ın tweetine karşı e, yazım tarzı artık yani benim için son damla oldu. Yani çünkü zaten fikir olarak okey değildim. Artık yani gerçekten e, siyasi ya da değil. Artık fikirlerim uyuşmuyor. E, aramızda iletişim de yok. Ha çıkıp şunu dersen de yani şunu da diyebilirsem ben buna da okeyim. Üç kere Discord'da sesli yaptık. Ben bu sesli yaptığımız noktalarda sana karşı ne zaman yüzde yüz açık olmalı. Ne zaman fikirlerimi söylemedim? Böyle bir şey yaşandı mı? Ben sana karşı her zaman %100 açık konuştum. Ve karşısında bana kelime spam dedin. Dinlemedin bile yüksek ihtimalle yani dediklerimi. Şimdi bana iletişim yazında bilmem ne. Ya Discord'dan en son ne yazdığımıza baktım sabah konuştuğumuz dönemi saymazsak yer. Ulan üç kez ben yazmışım. Üçünde de abi bak etrafta şöyle şeyler dolaşıyor. Haberin olsun. al bak şöyle şöyle bir durum var. Nasılsın? deprem olmuş iyi misiniz bilmem ne ya bir kere yazdın mı bana ya bir kere sordu mu youtube geçişinden sonra hani durumunuz ne iyi misiniz nasıl gidiyor yani bir kere sordu mu bunu sormadın e abi okey iletişimsizlik yine yani tek taraflı burada ben elimden geldiğince konuşmaya çalıştım seninle e ya ne yapayım ki daha daha ne yapabilirim ki ya ben artık sıkıldım gerçekten tek taraflı durmadan birinin uğraştığı bir ilişki içerisinde bulunmaktan ben istemiyorum artık bunu ve aldığım kararda buna bağlı ve de bunun sonucunda olan bir şey bu kadar basit. Niye plana ihtiyaç duyayım benim için? Ben gerizekalı mıyım ya? Ben bir birey değil miyim? Benim kendi fikirlerim, kendi alacağım aksiyonlarım olamaz mı? Ya bu mu gerçekten bakış açınız? Daha ne diyeyim arkadaşlar? Daha ne diyeyim yani? Evet. Evet, direkt gitsin iç savaşı şu ana kadar bu kadar. Ama devam edecek büyük ihtimalle Tokdir bu akşam yayın açıp olaylar hakkında detaylı açıklamalar yapacağını söyledi. Bu akşamki yayını bakalım Tokdir'in yayınını bekliyoruz merakla. Bakalım neler diyecek. O dedikten sonra başkaları yine ona cevap verirse olay büyürse belki birkaç gün sonra olayın devamının videosunu atabilirim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.